kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Bir kimsenin seferi sayılması için kaç kilometrelik bir yolculuğa çıkması gerekir? Bir Müslümanın yolculuğa çıkarken dini anlamda bu adam yolcudur ve seferidir ve dini hükümlerini yolculuk ve seferlik kurallarına göre uygulayabilir diyebilmemiz için iki temel görüş söz konusu. Bu nedenle biz illa da şu doğrudur şu yanlıştır demek yerine bu iki görüşü sizinle paylaşacağız ve bu görüşlerden herhangi birisini tercih etme konusunu Müslüman kardeşlerimize bırakacağız. Mesafeyi esas alan alimlere göre yani gideceğiniz yer kaç kilometre bunu esas alarak seferi olmayı kabul eden alimlere göre bir Müslüman ikamet ettiği yerden eğer 90 kilometrelik bir uzaklığa ve daha üstü bir uzaklığa yolculuğa çıkacaksa bu insan yolculuğa başlar başlamaz seferi sayılır. Dolayısıyla herhangi bir riske girmeden, sıkıntıya girmeden gideceği yerin mesafesine bakacak, 90 kilometre ve üzeri ise kendisini seferi sayacak ve ona göre de din hükümlerini uygulayacak. Ancak zamanı esas alan alimlere göre ise üç günlük bir yolculuğa yani gideceği yer üç gün ve üzeri bir zaman kadar sürecekse o zaman seferi sayılır. Öyleyse bu anlayışa göre bir Müslüman bulunduğu yerden yolculuğa çıksa herhangi bir vasıtayla ve gideceği yerde üç gün de, ve daha fazla sürecekse o zaman seferi sayılır ve seferlik hükümleri geçerlidir. Yoksa seferi sayılmaz. Şimdi bu ikisinden Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır diye bir e, duruma girmeye gerek yok. Çünkü her iki görüşünde dayanakları var, delilleri var ve e, bütün Müslüman kardeşlerimiz bu iki görüşten birisini tercih ederek hükümlerini ona göre bina ederler. Eğer seferi olarak kendisini kabul ediyorsa bir Müslüman kardeşimiz, ona göre bundan sonra yani seferle başladıktan sonra dört rekatlık farzlamazlarını iki rekat olarak kılar. Hanefilerde esas olan iki kılmaktır. Ancak Şafilerde dört rekatlık farzlar isterse iki, isterse dört olarak kılınabilir. Bir sakıncası yok. Peki Hanefi bir Müslüman seferle çıksa ve seferi olduğu halde dört rekatlık farzları iki değil de dört kılsa bunun namazı geçersiz midir? Hayır. Seferiyken dört rekatlık farzlar iki kılmak yerine dört kılsa da yine de o namazda geçerlidir. Kaza etmesine ve ya da iade etmesine gerek yoktur.